Sizi, gerçek özgürlüğü kılacak. Özgürlüğü özgür. özgür. kılacak. Özgür. 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 Hallelujah. Hallelujah. Rab iyidir. Sevgisi, sevgisi sonsuzdur. Rabbin sevgisi asla son, son bulmaz. Evet kardeşler yine Rab'in evinde olmak büyük bir sevinç kaynağı. Rabbe övgüler sunuyoruz, ona tapınıyoruz, onu yüceltiyoruz. Rabbimiz bütün övgüleri almaya layıktır. Onun dışında hiç kimse layık değildir. Kutsal olan, mükemmel olan, sevgi olan, sadık olan, sadakati asla son bul bulmayan Tanrı'dır. Bu yüzden bütün övgüyü, bütün yüceliği ona sunuyoruz kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih'e hamdlar sunuyoruz. O bizi kurtardı. Karanlığın egemenliğinden başka bir egemenliğe, ışığın egemenliğine aktardı. Ve bizler şu anda ışığın egemenliğindeyiz. Işık çocukları olarak adlandırılıyoruz. Yaşayan diri Tanrı'nın çocuklarıyız. Bundan daha büyük bir onur olamaz. Bu onur için Rabbimiz İsa Mesih'e övgüler sunuyoruz. Bu yüzden dik durabilirsiniz kardeşler. Onurlu bir şekilde yürüyebilirsiniz. Yeryüzünde bizler tanrı çocuklarıyız. Bulunduğumuz her yerde ışığımız parlıyor, parlamaya devam edecek ve dua ediyoruz ışığımız günden güne daha güçlü bir şekilde parlasın. Bu yüzden dünyadayız. Özel bir amaçla dünyaya yerleştirildik. Diğer türlü dünyayı şu anda terk edebilirdik. Cennet çok güzel bir yer, mükemmel bir yer. Hemen gidebilirdik ama İsa Mesih'in isteği, Baba Tanrı'nın isteği cennete şu anda gitmemiz değil, tam tersine dünyada kalmamız. Çünkü cennetin dünyaya gelmesi gerekiyor. Bazen bizler sanıyoruz cennete gideceğiz. Tanrının isteği başlangıçtan beri cennetin yeryüzünde kurulması. İnsan bu yüzden yaratılmıştı. Tanrı Adem Havva'yı yarattı. Göklerin yeryüzüne gelmesini istedi. Onlar aracılığıyla Adem Havva yeryüzünde cenneti kuracaklardı. Tanrısal kaynaklarla, tanrısal güçle. Ama Adem Havva ne yazık ki bu önemli görevde, en yüce görevde başarısız olduğu için Tanrı İsa Mesih'i dünyaya gönderdi. Ve Tanrı'nın iradesi, arzusu, onun planları, tasarıları asla değişmez. Ve Tanrı aynı planı şu anda yürürlükte ve devam etmekte. İsa Mesih bu yüzden geldi. İsa Mesih ne diyor? Ben kaybolanı bulmaya geldim. Kaybolanlar yalnızca insanlar değildi. İnsanlar içinde bir parçaydı. Bütün insanlık kayboldu. Ama asıl kaybolan Tanrı egemenliğiydi. Tanrı egemenliği yeryüzüne başlangıçta kurulmaya başlanmıştı ama Adem Havva'nın günahıyla egemenlik maalesef sekteye uğradı. Bu yüzden İsa Mesih dünyaya geldi. Tanrı gemenliğini kurmak için. Bizim İsa Mesih'e iman edip kurtulmamız ilk aşama. Birçok insan sanıyor ki evet ben kurtuldum buraya kadar. Hayır aslında her şey yeni başlıyor. Bizler kurtuluyoruz ama kurtulmuş insanlar olarak yeryüzünde çok önemli bir görevimiz var. Bu görev her şeyden çok daha önemli. Diğer tüm görevlerimiz, sorumluluklarımız hepsi kalıcı değil, geçici yeryüzünde. Ama bu görev kalıcı bir görev. Tanrı egemenliği unutmayın. Sarsılmaz bir egemenlik. Dünyada pek çok egemenlikler kuruldu tarih boyunca. Hepsi yıkıldı, kayboldu, gitti. Bugün bakıyoruz yalnızca ne görüyoruz? Yıkıntıları görüyoruz. Ama bir egemenlik gelmekte. Hiçbir zaman eskimeyecek. Hiçbir zaman sarsılmayacak. Hiçbir zaman yıkılmayacak. Kalıcı bir egemenlik. Bu egemenliğin temel taşlarını Tanrı attı. Bu yüzden tarnatlığı için hiçbir güç, hiçbir sistem, hiçbir devlet bu egemenliğe karşı gelemez, karşı gelmeye kalksa da zamanla o egemenlik yıkılır ama tanrı egemenliği aynı görkemle yükselmeye, ilerlemeye devam eder. Bizler böyle bir egemenliğin parçalarıyız. Egemenliğin yalnızca parçaları değil, bu egemenliğin yeryüzündeki genişleten araçlarız. Bunu da unutmayın. Egemenlik bizim aracılığımızla yeryüzüne şu anda yayılmakta. İçinizde Tanrı egemenliği var. İsa Mesih demişti dünyaya geldiğinde. Tanrı egemenliği nerede demişti? İçimizde. İnsanlar görmez. Görünen bir egemenlik değil. Bir gün görünen biçimiyle ortaya çıkacak tamamen. Ama o güne kadar şu anda içimizde. Egemenliği içimizde taşıyoruz. Düşünün bir kere müthiş bir egemenlik var. Sınırsız kaynaklar var. Ve Kralı Tanrı. Egemenlik sizin içinizde. Bu egemenliği gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. Ve götürmekteyiz. Çoğu zaman farkında bile değiliz ama içimize müthiş bir egemenlik var, müthiş bir güç var, müthiş kaynaklar var. Bu egemenlik sevgiyle sürü, egemenlik sürdüğü için Tanrı sevgisinden kaynaklı bizleri zorlamıyor. Bizler yalnızca farkında olmamız gerekiyor. Neden bu dünyada yaşıyoruz? Yaşam amacımız nedir? Neden kurtarıldık? Nereden kurtarıldık? Ve nereye gitmekteyiz? İsa Mesih'in Kutsal Kitap'ta bazı bölümlerde, ayetlerde görüyoruz ciddi uyarıları var. Çoğu zaman cehennemden çok fazla bahsetmiyoruz. Ama biliyor musunuz İsa Mesih yeryüzündeyken cehennemden epeyce bahsetti. Cehennem çok gerçek bir yer. Cehennem korkunç bir yer. Tanrı bir insan cehenneme gitmesin diye Mesih'i dünyaya gönderdi. Bu yüzden İsa Mesih dünyaya geldi. İnsanlar cehenneme gitmesin diye. Bu ayetlere bakalım şimdi beraberce. İlginç ayetler var İsa Mesih'in bizlere aktarmış olduğu. Ve burada Petrus kitabından okuyacağız. 2. bölüm, 3. bölüm pardon. 2. Petrus 3. bölüm 8 ve 13 ayetleri arasında okuyorum. Burada bizler için bir uyarı var kardeşler. Önemli bir uyarı. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Rabbin gözüne bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Tanrı zamanın dışında. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Mesih ne zaman gelecek? Bazı insanlar diyebilir. 2000 yıl önce biliyorsunuz Hristiyanlara demişti. İsa Mesih gelecek ve bizler biliyoruz. Onun gelişi yakın diyoruz. Bazı insanlar düşünebilir. Hala dünya aynı. Aynen devam etmekte. Bu dünya aynı kalmayacak. Şu anda gelmedi Mesih ama Mesih'in gelmeyişinin bir nedeni var. Önemli bir nedeni bizlerle ilgili. Bakın ne diyor ayetler? Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Tanrı kimsenin mahvolmasını istemiyor. Tanrı kimsenin cehenneme gitmesini, yok olmasını istemiyor ve hala sabretmeye devam ediyor. Niye sabrediyor? Daha fazla insanın Tanrı gemenliğine girmesi gerekiyor. İlginçtir bir bölümde bir ayet var. Yuhanna kitabında. Yuhanna 17. bölümü İsa Mesih'in duasında 19. ayet diyor ki İsa Mesih sizler bu dünyadan değilsiniz. Bu ne anlama geliyor? Bizler bu dünyada yaşıyoruz ama dünyaya ait değiliz. Bizler biliyoruz bir gün bu dünya ortadan kalkacak. Bence ayetleri okuyalım. Ayetler zaten, zaten açıklıyor ondan sonra üzerine konuşmaya devam ederiz. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak ve yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Bir gün var ki birden bire gelecek. Kimse ne zaman olduğunu bilmiyor. Göklerde büyük bir gürültü oluşacak. Müthiş bir gürültü. Ve bütün maddesel öğeler ortadan kaldırılacak. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrının gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. Bizler o günün gelişini çabuklaştırabiliyormuşuz. İlginç değil mi? Bir gün gelecek, büyük bir gün, göklerden müthiş bir gürültü kopacak, Ardından bütün maddesel öğeler yanacak, ortadan kalkacak ve bizler o günün gelişini çabuklaştıracağız. Burada bakıldığı zaman, buradaki resme baktığımız zaman gerçekten korkunç bir son gibi görünüyor. Ama biliyoruz başka ayetlerden bir son değil. Aslında muhteşem bir başlangıç, yeni bir dünya ortaya çıkacak. Bizim dünyamız, ait olduğumuz dünya, Tanrı egemenliği görünür şekilde ortaya çıkacak. O egemenlik müthiş bir egemenlik, dünyaya hiç benzemiyor. Acılar yok, ölüm yok, savaşlar yok, kötülük yok, karanlık yok. Müthiş bir dünya. O dünyanın gelişini bizler çabuklaştırabiliyoruz. Bu dünya tamamen yok olacak. Şöyle açıklayayım kardeşler. Tanrı bizi demin bahsettiğim ayetlerde söylendiği gibi Yuhanna ayetlerinde siz bu dünyada yaşıyorsunuz ama diyor bu dünyadan değilsiniz. Peki biz neredeniz? Göklerin egemenliğindeniz. Bu dünyaya özel bir amaçla gönderildik. Özel bir misyonla bu dünyaya atandık. Birer elçi olarak. Ve Tanrı bizden bir beklentisi var. Bu yüzden bizi şu anda hala yeryüzünde tutmaya devam ediyor, göklere kaldırmıyor. Yeryüzünde Tanrı egemenliğini genişletmemiz gerekiyor. İnsanların mahvolmaması için onlara müjdeyi duyurmak gerekiyor. Bazen sözde bazen eylemlerle. Dünyada bundan çok daha önemli başka bir iş yok. Dünyanın en önemli işi bir insanın kurtarılması. Birisi bunun için dua edebilir. Çok özel bir iş yapıyor. En önemli görev. Başka birisi müjdeyi direkt duyurabilir. Birisi eylemleriyle yol hazırlayabilir. Bunların hepsi göklerin egemenliğinin yeryüzüne genişlemesi için birer araç. Eğer bunu yapıyorsanız çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Diğer bütün işler zamanla yok olacak. Hiçbiri geride kalmayacak. Dünyanın en önemli işi insanların mahvolmaktan kurtarılması. Bazen dünyaya bakıyoruz. İnsanlara iyilik yapmak istiyoruz. Ama iyiliği tanımlayalım. Bence iyilik şudur. İyilik insanları kurtarmaktır. Sevgi budur. Biz bazen merhamet hizmetleri var, onlara odaklanıyoruz, İnsanların karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Açlar varsa doyuruyoruz, çıplaklar varsa giydiriyoruz. Bunların hepsi iyi ama bunların hepsi müjdeye aracılık etmesi gerekiyor. Eğer insanlara yalnızca iyilik yapıyorsa ve iyilik yarın yok olacak, bunun hiçbir anlamı yok. İnsanlara sonsuz yaşam vermiyoruz, aktarmıyoruz. İçimize sonsuz yaşamı barındırıyoruz. Göklerin egemenliğini barındırıyoruz. Ama insanları, insanlara bunu vermiyoruz. insanlarla paylaşmıyoruz. Bu çok önemli. Bu yüzden bir imanların, Hristiyan'ın yeryüzünde olmasının tek amacı göklerin egemenliğinin yeryüzüne gelmesi. Cennetin yeryüzüne gelmesi. Başlangıçta Adem Hava'ya verilen misyon buydu. Yüce görev buydu. Yeryüzünü denetiminize alın. Göklerin egemenliğini yeryüzüne getirin. İsa Mesih'in duası, Matta 6. bölüm 9-10 ayetleri. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde senin isteğin gerçekleşsin. Bundan daha önemli başka hiçbir şey yok. Nasıl dua edeceğim diye düşünebilirsiniz. Bu en önemli dua. Bir imanların yapabileceği en önemli dua ne biliyor musunuz? Tanrı egemenliğinin yeryüzüne gelmesi için dua etmek, buna aracılık etmek. Tekrar ediyorum, diğer bütün ideallerimiz, amaçlarımız, her şey, tasarlarımız, planlarımız zamanla yok olabilir. Eğer bundan beslenmiyorsa, temel bu. Bu yüzden yaptığımız her şeyde bunu unutmamamız gerekiyor. Diğer bütün görevlerimiz, işlerimiz, dünyada bize her ne ünvan verilmişse bu yüce amaca aracılık etmesi gerekiyor. Çoğu zaman insanlar kaybolabiliyor diyor ki benim idealim bu diyor. Ben avukat olacağım, ben mühendis olacağım, ben şu iş yerine sahip olacağım, ben şu görevde olmak istiyorum. Bunların hepsi eğer amaç haline gelirse kaybolursunuz. Diğer insanlar gibi dünya gibi uyumaya başlarsınız. Ama şunu fark ederseniz bunlar birer araç. Benim burada olmamın asıl nedeni göklerin egemenliğinin genişlemesine aracılık etmek. Bunu hatırlamamız gerekiyor kardeşler. Bu yüzden İsa Mesih'e sorduklarında nasıl dua etmeliyiz? İsa Mesih'in duasına ilk vurgu buydu. Bence en önemli vurgu. Diğer her şey için dua edebilirsiniz ama bu dua ettiğinizde zaten bütün sorunlar kendiliğinden çözülüyor. Göklerin egemenliğinin yeryüzüne gelmesi gerekiyor. Bu yüzden İsa Mesih Luka 19-10 ayetlerinde şunu söylüyor. Nitekim insanoğlu. Tanrı insan insanoğlu dünyaya geldi. Niye dünyaya geldi insan olarak? Göklerin egemenliğini yerde tekrar kurmak üzere. Adem Havva kuramadı, Tanrı insan aracılığıyla egemenliğinin kurulmasını istedi. Bakın Tanrı asla fikri değiştirmez. Tanrı bir şeye karar verdiğinde fikrini de değiştirmez, caymaz, pişman olmaz. Burada diyor ki bu ayetlerde, İsa Mesih insanoğlu diyor kendisinden bahsederken. Dünyaya geldi kaybolanı bulmak için. Yine insan tarafından Tanrı egemenliğini ayağa kaldırmak istiyor. Tanrı'nın kendisi direkt insan oldu dünyamıza geldi İsa Mesih'in bedeninde. Tek bir amaç için. Egemenliğini yeryüzünde kurmak için. Ve İsa Mesih bu egemenliği tekrar şeytanın elinden aldı. Şeytan bu egemenliği bir anlamda insana verilen yetkiyi gasp etmişti. Tanrı egemenliğini değil. Ama insana verilen yetkiyi şeytan gasp etti. Ama İsa Mesih çarmıhta ölüp dirildiğinde egemenliğin anahtarlarını şeytandan geri aldı. Bu yüzden Matta 28'de ne diyor İsa Mesih? Gökte ve yeryüzünde, yeryüzünün altını çiziyorum. Bütün yetki bana verildi. Artık yetkili benim. Ve İsa Mesih bu yetkiyi kiminle paylaşıyor? Kilisesiyle. Kilise yeryüzündeki en güçlü kurumdur. En güçlü kurum olmasının nedeni içinde Tanrı olması. Eğer bir şeyde Tanrı varsa onun karşısında hiçbir şey duramaz. Az önce bahsettim. Niye sarsılmaz bir egemenliğin parçasıyız? Niye bizim egemenlik yıkılamaz? Niye bizim egemenlik Roma imparatorluğuna benzemiyor? Piramitlerde yaşamış eski firavunlara benzemiyor. Hepsi yok oldu gitti. Tarihe baktığımız zaman görüyoruz. Egemenliğimiz eskimiyor, çürümüyor ölmüyor, yok olmuyor. Çünkü içinde Tanrı var. Kralı Tanrı, egemen kral Tanrı. Bizler de Tanrı çocuklarıyız. Prensler ve prensesler. Kim olduğumuzu fark edelim. Bunlar sadece kulağa okşayan hoş sözler değil. Ayetler bunu söylüyor. Kim olduğunuzu bilin. Kim olduğunuzu bildiğinizde o yönde yaşam sürersiniz. Ya yaşamda yaşarken eğik başta yürürsünüz veya dimdik durursunuz kim olduğunuzu bilerek, kimin çocuğu olduğunuzu, kimin tarafından atandığınızı fark ederek. Bu dünyada özel bir görevle buradayız kardeşler. Diğer türlü dünyayı hemen terk edebilirdik. Çok çılgın bir dünya. Bir sürü kötülükler var bir düşünün. Bu dünyayı terk edebilirdik. Ama terk etmiyoruz. Niye terk etmiyoruz? Çünkü bu dünyada özel bir misyonumuz var. Özel bir görevimiz var. Tanrı gemenliğini yeryüzüne getirmek. Cenneti yeryüzüne getirmek. Bakın bununla ilgili bazı ayetler var okuyacağım. Tanrı gemenliği ve bu dünyanın egemenliği. Işıkla karanlık gibi, siyahla beyaz gibi, taban tabana zıt. Egemenlik bizim içimizde. Egemenliğin yansımaları bizim yaşamlarımız aracılığıyla dünyada gözükecek. Bir ayna gibi. Matta 5, 44-48 ayetler ne söylüyor bakın. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin. Size zulmedenler için dua edin. Dünyada eğer insanlar dünya egemenliğinde bir yerde düşman varsa diğer taraf ne yapar? Savaşmaya başlar. Düşmanı alt etmek ister. Ama bizim ait olduğumuz egemenlik dünya egemenliğinin tam tersi. Ne diyor? Onlar sizden nefret ederse diyor, siz onları sevin diyor. Onlar size zulmederse diyor, siz onlar için bereket dileyin. Az önce bahsettiğim beyaz ve karanlık, ışık ve karanlık görüyorsunuz taban tabana zıt. Bu egemenlik bizim içimize kardeşler. Tanrı gereken kaynakları içimize koydu. Bu egemenliğin merkez gücü kutsal ruh ama her şey sevgi temelli. Tanrı sevgi, Tanrı sevgi olduğu için bizim içimizde onun sevgisi var. Bu sevgi dünyaya kendini yansıtmak istiyor ve sevgi zorlamıyor. Bizim yapmamız gereken yalnızca kim olduğumuzu fark etmek bu sevgiyi fark etmek, bu sevginin bizim yaşamlarımızdan diğer yaşamlara akmasına izin vermek. Anlıyor musunuz? Bu çok önemli bir görev. Sevgiyle biz müjdeyi duyuracağız. Sevgiyle iyilik yapacağız. Sevgiyle dünyanın ışığı ve tuzu olacağız. Güç kaynağımız sevgi. Bu egemenliğin kralı, güç kaynağı Tanrı, sevgi. Bu yüzden diyor ki benim egemenliğimi dünyaya taşıyın diyor. Dünyadaki egemenlik tam tersi bu egemenliğin. Nefret var, kargaşa var, çatışma var. Bu egemenlikte kıskançlık yok, çatışma yok, nefret yok. Tam tersine düşmanlık yok. Düşmanlık varsa dışarıdan bu egemenlik onu düşman saymıyor. Nasıl yanıt veriyor? Silahları ne? Sevgi. Çok enteresan değil mi? Bizler bu egemenliğin parçalarıyız. Ve gittiğimiz her yere bu egemenliği yansıtmalıyız. Biliyorum her gün yaşamlarımızda önümüze bazı engeller var bizi bize karşı duran bizi yoldan çıkartmaya çalışan ama unutmayın esten konuşmuştum. Sevgi neydi bir seçimdi. Ben doğru olanı seçeceğim. Doğru olanı yapacağım. Evet, kavga etmek çok kolay. Ben sakin kalmayı seçeceğim. Kendi gücümle değil. Gereken güç içime koyuldu. Ben yalnızca tercih ediyorum. Tanrım sen bana gereken sabrı da verirsin, teselliyi de verirsin, gücü de verirsin. İçimizdeki dünyadakinden çok daha güçlü diye ayetlerde. İçinizde müthiş bir güç var. Yeter ki inanın. O güç içinizde. Gereken her şeyi fazlasıyla size verecektir. Yeter ki siz doğruyu seçmeye istekli olun. Tanrı zorlamıyor. Bunu seçtiğinize egemenlik bizim aracılığımızla dünyaya yansıyor. Bakın ne diyor? Zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Göklerdeki babamızın oğulları olduğumuzun göstergesi neymiş? Düşmanları sevmek, aynı zamanda Zulmedenler için iyilik dilemek. Başka bir baba var dünyada, karanlık bir baba. İblis kötü olan. Onun doğasında ne var? Nefret var, katliam var, iyilik yok. Bizim babamız Tanrı. Bizler babamıza benziyoruz. Onun doğasına sahibiz. İzin verin onun doğası sizin aracılığınızla sizin yaşamanızı, çevrenizi, dünyanızı değiştirsin. Sakın kendinize bakıp ben küçüğüm yetersiz diye düşünmeyin. Tanrı'yı ve içinizdeki egemenliği sakın hor görmeyin. İçinizde Tanrı yaşıyor. İçinizde Tanrı krallığı var, Tanrı egemenliği. O egemenliğin neler yapabileceğini hiç tahmin dahi edemezsiniz. Gücü sınırsız. Egemenlik içinizde. Yeter ki istekli olun. Her gün kendinizi hatırlatın. Ben bu dünyadayım. Bu dünyada olmamızın özel bir amacı var. Her sabah kalktığınızda fark edin bana bir gün daha verildi. Bugün bir armağan. Hala buradayım, cennete gitmedim. Bazen insanlar yürürken cennete gidebiliyor veya başka başka olaylarla. Hala bu dünyadayım. Tanrı bana bir gün daha verdi. Ve bu dünyada olmamın nedeni Tanrı'nın gemenliğinin benim aracılığımla genişlemesi, büyümesi. Tanrı bana bir gün daha verdi. Bunu fark edin. Kardeşler, bizler dünyaya ait değiliz. Tanrı bizi bu dünyaya gönderdi. Tanrı önceden bildiği kişileri diyor. Tanrı bizi önceden, önceden, tanıyordu, biliyordu. Bu dünyayı yerleştirdi. Ve dedi ki bu dünya yok olacak. Az önce okuduğum ayetleri gördünüz. Her şey yok olacak kardeşler. Bir son var yani son gelecek. Ve Tanrı bu dünyanın yok olacağını biliyor. Bizi, bizi uyarıyor bu konuda. Bu dünya yok olacak diyor. Sizi dünyaya gönderdim diyor. O dünyadan olabildiğince insanı çıkartın diyor. Kurtarın diyor. Bu, bu yüzden dünyadasınız diyor. Diğer insanlar uyuyorlar. Bizler de kim olduğumuzu unuttuğumuzda, nereden geldiğimizi, kime ait olduğumuzu, neden bu dünyada olduğumuzu unuttuğumuzda diğer insanlar gibi uyumaya başlıyoruz. Diğer insanlar gibi kayboluyoruz. Bu yüzden Tanrı uyarıyor, İsa uyarıyor. Ayık ve uyanık olun. Ne demek bu? Tekrar ediyorum. Ayık ve uyanık olun. Ayık olmak ne demek? Ayık olmak sarhoş olmanın tam tersi gibi değil mi? Dünya demek ki sarhoş durumda. Dünya ne yaptığının farkında değil. Dünyadakiler sürekli sendeliyor. Diyor ki siz de dünyanın ruhundan içmeyin diyor. O ruh sizi uyuşturur diyor. O ruhla sarhoş olursunuz diyor. Kim olduğunuzu unutursunuz diyor. Bazen insanlar vardır gerçekten. Sarhoş olurlar ve bakarsınız düştükleri durum gerçekten utanç vericidir. Bazen bazı insanlar kendi kusmanın içinde gerçekten bulabilir yani. Çok kötü baktığınız zaman. Kim olduğunu fark etmez, neler yaptığını fark etmez. Bugün maalesef ruhsal boyuttan baktığımızda dünyadaki pek çok insan bu durumda. Ne yaptığının farkında değil. Korkunç bir dünyada yaşıyoruz. Eğer insanlar bu şekilde sarhoş olmasaydı insan insanı katleder miydi? İnsan insanı öldürür müydü? Bu kadar katliamlar olur muydu? Çocukların başına bu kadar kötü şeyler gelir miydi insanlar gerçekten sarhoş olmasaydı? Ruhsal sarhoşluk bu. Ne yaptıklarını fark, eder, fark etmezler miydi? Ederler de öyle değil mi? İnsanlar ne yaptığının farkında değil. Bu yüzden İsa uyarıyor. Ayık olun diyor. Ve uyumayın diyor. Dünya uyuyor. Dünya nasıl, nasıl uyuyor? Bu kadar kötülük var insanlar gözünü kapatıyor. Görmezden geliyor. Bu işte ruhsal bir uyku. İnsanlar duyarsızlaşmış. Kötülüğe karşı. Her şeyi kanıksamışlar. Normal görünüyor. Bize sakın böyle gelmesin. Bizler bu dünyaya ait değiliz. Göklerine, gemendine aitiz. Bunlar dehşet verici şeyler. Biz uyumamalıyız. Biz sessiz kalmamalıyız. Biz konuşmalıyız. Bizler göklerin egemenliğinin kurallarını, göklerin egemenliğinin kültürünü dünyaya aktarmalıyız. Konuşmalarımızla, eylemlerimizle, davranışlarımızla, dualarımızla, düşüncelerimizle. Gözümüz hep göklerde olması gerekiyor. Göklerden beslememiz gerekiyor. Düşüncelerimiz dünyadan değil. Eğer dünyadan beslenirsek, dünyadaki yalnız dünyadakiler yalnızca izlersek, onları düşünürsek diğer insanlar gibi sarhoş olacağız. Uyuyacağız. Ne yaptığımızın farkında olmayacağız. Bu yüzden İsa Mesih uyarıyor. Diyor ki Tanrı hala sabrediyor diyor. Tanrı hala dünyadan insanların kurtulmasını bekliyor. Ve Tanrı tek başına insanları böyle kurtarmıyor. Tanrı başlangıçtan beri yeryüzünde egemenliğinin insan aracılığıyla kurulmasını istedi. Ve bugün Tanrı insanlar aracılığıyla çalışıyor. Kilise aracılığıyla çalışıyor. Bu yüzden fark edin. Yüce görev, yüce buyruk neydi? Yüce buyruk müjdenin duyurulması. Müjdeyi nasıl duyuracağız? Dua ederek, eylemlerle, doğru davranışlarla, göklerin egemenliğini yansıtarak, yol hazırlayarak, bazen de direkt müjdeyi duyurarak. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki dünya mahvolmasın, kurtulsun. Bu yüzden İsa dünyaya geldi. Bunu insanlara duyuracağız. Çünkü tek kurtuluş bu, başka yol yok. Ama bu konuda bilgi olacağız, hikmetli davranacağız. Konuşacağız, bazen ısıtacağız, bazen sadece eylemlerimizle Mesih'i taşıyacağız bazı yerlerde. İnsanlar baktığında bizdeki farklılığı fark edecek. Zaman içinde, Bizim yaşamlarımızdaki istikrarı görecekler, saygı duyacaklar. Ve bir gün mesajı aktardığınız insanlar sizin yaşamınızdan kaynaklı, o donanımdan kaynaklı mesajınız insanların yüreklerini açacak. Ve Tanrı gemenliğine girecekler. Bu yüzden kardeşler, kim olduğumuzu her gün hatırlayalım. Bizler Tanrı çocuklarıyız, ışığın çocuklarıyız. Dünyada ışık olmak üzere yaşıyoruz. Tuz olmak üzere yaşıyoruz. Işık ve tuz. Müthiş iki element. Birisi aydınlık getiriyor. Karanlıkta insanlar yaşayamaz. Dünyaya ışık getiriyoruz. Diğeri tuz. Çürümeye önlüyor. Aynı zamanda tat veriyor. Müthiş bir yemek düşünebilirsiniz. Eğer tuz yoksa içine sizi kadar malzeme olsun. Yenilemez. Tuz bu kadar değerli. Bugün dünya yavan, tatsız, tuzsuz. Dünya yalnızca biz anlam verebiliriz. Unutmayın. Dünyadaki çürümeyi yalnızca biz durdurabiliriz. Nasıl yapacağız? İçimizdeki güçle. Sakın kendinize bakmayın. Tanrı'yla, bizimle olanla. Ayetler boşuna demiyor. İçinizdeki dünyadakinden çok daha güçlü. İçimizdeki dünyadakinden çok daha güçlü. Sakın kendinizi hor görmeyin. Sakın Yeremya gibi ben gencim demeyin. Ben küçüğüm, yetersizim demeyin. Tanrı bizi her konuda yeterli kıldı. Gereken kaynaklar, her şey içimizde. Bu yüzden bugün tekrar hatırlıyoruz kardeşler. Bizler Tanrı çocuklarıyız. E bu dünyada kurtarıcılarız. İsa Mesih kurtarıcı. Rabbimiz Efendimiz bizler de insanların kurtuluşuna şu anda aracılık ediyoruz. Ne büyük bir görev, ne büyük bir ayrıcalık. Gereken kaynaklar da her şeyde içimize koyulmuş durumda. Bu yüzden Tanrı'ya övgüler sunuyoruz. Amin. Amin.